Haftanın e, takımı olarak bir numaralı önerimiz bizim genç takım Altın Ordu. Son derece genç futbolculardan kurulu bu takım bu hafta İstanbulspor'u deplasmanda çok kritik bir karşılaşmada mağlup etti. İstanbul Spor için can maçıydı, hayatta kalma maçıydı. Galip gelseydi 50 puana çıkacaktı İstanbul Spor. ile aynı puana gelecek, Samsun puan farkını 1'e düşürecekti. İstanbulspor böyle bir fırsatla bir fırsat elde ederek çıktı. Altın Ordu karşısına ama Altın Ordu müsaade etmedi. Genç Altın Ordulu yıldızlar deplasmanda 2-1 galip geldiler. Bu yüzden birinci önerimiz bizim haftanın takımı olarak Altın Ordu. Efendim iki numaralı önerimiz Bursa Spor. Bir diğer genç futbolculardan kurulu takım. Biz gençlere biraz torpil yapıyoruz farkındaysanız. Yani çünkü teşvik etmemiz gerekiyor, öyle değil mi? Yani bizim işte video yaparkenki sorumluluklarımızdan bir tanesi de genç futbolcuların ve genç takımların teşvik edilmesi, Türk futboluna bu yönde yeni yıldızların kazanmasını teşvik etmek değil midir? Biz de görevimizi yapmaya çalışıyoruz. Biraz hafif torpil geçiyoruz. Kabul ediyorum genç futbolcuların olduğu takımlara. Bursa Spor ikinci haftanın takımı adayımız. Üç numaralı haftanın takımı adayımız Altay. Menemen Spor'u 3-0 yendiler. Biraz daha şanslı ve biraz daha becerikli olsalardı rekor gol rakamına da ulaşılabilirdi. Hani bu sezonun en yüksek gol rakamına 7-0-8-0'lara ulaşabilecek bir maçtı. E, Altay çok e, iyi oynadı. Bir hasta ikinci devrede. İlk devrede zaman zaman açık verdi. Menemen Spor'un henüz oyuna tutunduğu dakikalarda ama ikinci devre muhteşem bir Altay vardı sahada. Bizim haftanın takımı adaylarımızdan birisi de Altay. Haftanın takımı konusunda 4 numaralı adayımız Giresunspor. Giresunspor iyi top oynamıyor. Evet bunu Giresunlu izleyiciler de söylüyor ama bizim tarzımız bu kardeşim. Biz iyi, iyi Hatice netice hani muhabbeti yapılıyor ya e, neticeye bakın diyorlar. Evet neticeye baktığımız zaman e, şampiyonluk yarışındaki en önemli rakibi Samsun Spor'u öyle veya böyle. Sebebi ne olursa olsun Samsun Sporlu oyuncuların e, işte kırmızı kart görmeleri, işte e, teknik direktörü Ertuğrul Sağlam'ın son e, dakikalarda 9 kişilik takıma e, hücum ettirmeye kalkması falan filan. Neyse ne Sonuca bakalım. Hani Hatice başka bir şey. Netice. Netice ne diyor? 2-0 Galip Giresun Spor diyor. O yüzden biz de Giresun Sporu haftanın takımı konusunda 4 numaralı aday yaptık. E, ve 5 numaralı aday Keçiören Gücü. Keçiören Gücü'nün çok taraftarı yok. Ama Keçiören Gücü Süper Lig'e çıkabilmek için olağanüstü e, disiplinli bir futbol ortaya koyuyor. Ve e, bu hafta da Akisar Sporu deplasmanda 2-1 ile geçerek play e, playoff yarışına alabildiğine tutundular. Keçören gücü, gücü bizim haftanın takımı konusundaki 5 numaralı adayımız. Tekrar sayıyorum. Haftanın takımı adaylarımız. Altın Ordu, Bursa Spor, Altay, Giresun Spor ve Keçören Gücü. Sizin başka öneriniz var mı? Yazabilirsiniz. Bu 5 takımdan ya da 6. takım olarak da sizin başka bir öneriniz varsa onu haftanın takımı benim seçtiğim haftanın takımı bu kardeşim deyip yazın biz de yararlanalım. Yapacağımız bir sonraki bir videoda seyircilerimiz tarafından kanalımızın aboneleri arasında yaptığımız ankete göre işte haftanın futbolcusu, haftanın teknik adamı, haftanın takımı bu diye belirleyelim. Lütfen bir zahmet yazın diye rica ediyorum.